Evet, Dufour 41. Tekneye hakikaten çok fazla ilgi çektiği için boşken bir içine geçeyim istedim. 12.75'lik bir uzunluğu olan 4 kabinli bir yelkenli. Dediğim gibi Dufour'un geniş model yelpazesinin en yeni versiyonu. Arka tarafta gördüğünüz gibi havuzluk var. Hemen iskele ve sancakta birer tane dümen mali var. Yani çift kullanımlı. Masa bayağı büyük. Burada bakın saklama alanları ki bence masa 41 fitlik bir tekne için bayağı büyük. Yani bayağı hoşuma gitti. Burada pop-up lights mı var? Bakalım. Vay. Bu boyutta bir teknede pek bu tarz detaylar görmezdim. Şimdi bakıyorum. Tekne dediğim gibi çok fazla ilgi çekiyor. Önce bir içine geçelim. Bütün piyanolar burada. Hemen sancak tarafta bir mutfak alanı gördüm. Gayet güzel bir ada mutfak gibi. Böyle hem girintili hem çıkıntılı. Saklama alanları, buzdolabı. Burada ocağımız, ızgaramız da var. Burada yine pek çok saklama alanları. Yani teknede hayati şeyler. Hakikaten çok eşyanız olamıyor. Çok fazla şey getiremiyorsunuz ama eğer olur da getirirseniz teknede genelde saklayacak, onları koyacak yer bulamıyorsunuz. Bu hoşuma gitti. Mesela burada portatif bir güzel şey yapmışlar. Gelirsiniz burada. Bu arada sürgülü. Şunu da göstereyim size. Hani böyle sağa sola gitmesin diye. Bakın. Çok güzel portatif yapmışlar bunu. Hakikaten pratik. Telsiz, kumandalar, sigortalar ve buradaki BG'nin multimedya noktalı ve radyo butonların hepsi burada. Yine gördüğünüz gibi telsizin de kumandası da burada. Buradaki alanlarda bakayım. Güzel. Bunlar iş yapar. Şimdi size şuradaki pratik detayları da bir göstereyim. Bakalım burada neler var. Burada bayağı büyük bir buzdolabımız çıktı. Gördüğünüz gibi tekne oldukça kalabalık. Hemen şöyle bir size burayı göstereyim. Teknenin girer girmez sancağında bir tuvalet var. Dediğim gibi dışarıda gösterdiğim gibi 4 tane kabin opsiyonu da olabiliyor. Kabinlere şöyle bakalım. Mesela yelkenlerde, başlangıç seviyesi yelkenlerde genelde böyle başta problemler olur ama bunda şu anda böyle bir problem yok. Yani benim boyum 1.80, 2 metreye yakınlık bir alan var. Yine dolaplar, saklama alanları. Güzel. Bakalım burada ne var? Yani teknede azıcık vakit geçirince saklama alanlarının ne kadar kıymetli olduğunu görüyorsunuz. Burada ikinci bir tuvaletinde olduğunu gösterelim. Aynı kabinden burada bir tane daha var. Yani kabinler oldukça konforlu gözüküyor. İyi gözüküyor. Evet, teknenin sahibiyseniz nerede yatacaksınız? Master kabin. Bakın yani yürüme yolu geniş. Geldim. Çift kişilik güzel bir oturma düzeni, yatak düzeni var. Burada hemen aydınlık bir alan. Burada da iç mekanda böyle denizi hissedebileceğiniz bir alan yaratılmış. Yine hemen şöyle size gösterebileceğim dolaplarımız, kabinlerimiz var. Hep diyorum ya, yani teknede en fazla ihtiyacınız olan şey eşyalarınızı koyacak yerler. Bakalım şunlara da. Bakalım burada neler çıktı. Burada var. Burada var. Küçük küçük işinize yaramaz mı dersiniz ama o kadar çok işinize yarıyor ki. Size bir de burada tuvaleti de göstereyim. Tam benim boyum kadar. Buradan geçtim. Ha, burada bayağı güzel. Yani bayağı duşlu muşlu güzel bir banyo var. Yani 41 fitlik bir tekne için tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek bir seçenek. Dufour 41. Evet, size teknenin üst güvertesini de göstereyim. İskele dedim. Bakın 41 fitlik bir tekne için bayağı geniş güzel bir yürüme oldu. Tahmin ediyorum bunlar sentetik tik. Ya öyle hissettiriyor. Evet. Artık pek çok marka biliyorsunuz sentetik kullanıyor. Buraya muhtemelen iki tane güzel minder koyduğunuz zaman çok keyifli bir güneşlenme alanı olacaktır. Bu tarafa da böyle geldiğiniz zaman yine kendi kendinize kullanabileceğiniz bir tramola sistemini görüyorsunuz. Self decking. Dolayısıyla hani 41 fitlik bir yelkenliği de keyifle kendi kendinize kullanabilirsiniz. Evet. Dufour'da artık klasikleşmiş bir halde mangal. Hani teknede biz Türkler çok seviyoruz. Amerikalılar gibi böyle barbekü yapar mıyız, mangal yapar mıyız? Bakın çok da güzel böyle kamufle etmişler. Size hazır buraya da gelmişken 53'ü de bir gezdireyim. O da hakikaten ilginç gözüküyor. Daha büyük. Daha büyük bir tekne istiyorsanız, daha büyük bir yelkenli istiyorsanız hemen şuradan size özellikleri de bir göstereyim. 16.3 metrelik bir uzunluğu var. Yani aslında 15.5-16 metre bantlarında bir tekneden bahsediyorum. 75 beygirlikte bir makine varmış, yan var. Şöyle 41'den 53'e geçtiğimiz zaman dünya değişiyor. Bu demek olmuyor ki 41'i çok küçük değil. 53 büyük. Yani onu unutmayın. İkincisi, sizi denizcilikten uzaklaştıran, ondan sonra en iyi tekne arkadaşımındır teknesi diyen arkadaşlarınızla bu videodan sonra
telefonunuzdan, Instagram'ınızdan falan silin. Yani bu keyfi, bu deniz konforunu insana birisi yaşatmıyorsa onun mutlu olmasını istemiyordur. Maliyetleri var mı? Var. Ama her güzelliğin bir maliyeti yok mu? Var. Bakın, oturma alanı burada. Ya öndeki bu alanda siz güneşi batırabilirsiniz, tavla oynayabilirsiniz, şampanya içebilirsiniz, kahve içebilirsiniz, iki tane sandalye atabilirsiniz. Çok güzel. Burada bayağı bir oturma alanıyla birlikte güneşlenme alanı var. Buraya minderlerin olduğunu düşünün. Şu anda burada yok ama gösterim amaçlı. Hakikaten burada 3-4 kişi birbirine temas etmeden keyifle güneşlenebilir. Bu tekneyi de kendi kendinize kullanabilmeniz açısından hakikaten çok pratik özellikler var. Vinç daha hemen burada. Hemen buraya gelmişken size teknenin de arkası boşken göstereyim. Dümen mali. Karbon dümenler var. Yani karbon dümen gördüm, benim hoşuma gidiyor. Hakikaten güzel gözüküyor. Yanmar'ın ve Raymar'ın tüm deniz ekipmanları önümde. Ve güzel noktalardan bir tanesi, bazen işte yelkenlerde biliyorsunuz işte gaz kolu falan burada olur ya. Bakın, gaz kolu burada. Geldiniz, buradan kullanabiliyorsunuz. Buraya geldiniz. Yine içerideki alanla, ambiyansla uyumlu bir şekilde burada oturdunuz. Ve burada yani bakıyorum 7-8 kişi çok rahatlıkla, keyifle oturabilir, yemek yiyebilir. Çünkü masa bayağı büyük. İkincisi, Raymar'ın buradaki multimedya ekranı, yani otomobillerden alıştığımız devasa büyüklükte tüm ihtiyaçlarınızı cevap verebilecek, işte navigasyon ihtiyaçlarınızı falan cevap verebilecek her şey söz konusu. Tabii iskele ve sancaktaki oturma düzeninin yanı sıra bunların altında da portuşlar var. Yani saklama alanlarınız, halatlarınız hakikaten güzel. Sanıyorum bunun kumaşı da yani su geçirmez, su tutmaz gibi bir hissiyat aldım. Şöyle içeriye doğru bir ilerleyelim. Yine burada da bir vinçimiz var. Tabii içeriye geçtiğim zaman konforun ne kadar arttığını görebiliyorsunuz. Çok güzel bir tik malzeme var özellikle ahşap tarafında. Burada oturabileceğiniz büyük bir alan var. Yani illa yaz döneminde oturacağınız diye bir kaydı yok. Bakın, masaya açıldığınız zaman burada 8 kişi, 7-8 kişi çok rahat yemek yiyebilirsiniz. Bu arada masada aşağı doğru inip yatak olabiliyor. Şimdi teknenin iskele tarafında büyük bir... Bayağı büyükmüş ya. Yani büyük deyince bayağı böyle bir bayağı büyük geldi. Ve kendine ait bir banyosu da var. Ve banyonun buradan da size böyle bir şey yapayım. Buradan da bir çıkışı var. Hatta şöyle devam edeyim. Çıkayım. Hemen yine teknenin sancağında aynı düzenden bir tane daha var. Çift kişilik bir yatak ve tam boy bir banyo. Bu hakikaten güzel özelliklerden bir tanesi. Sigortalar hemen teknenin sancağında. Raymond'ın bütün telsiz ve bütün ekipmanları orada. Saklama alanları yine dediğim gibi her tarafta saklama alanı var. Hatch'ler teknenin iç mekanını oldukça konforlu ve ferah hale getirmiş. Burası da gördüğünüz gibi mutfak alanı, bir ada mutfak. Yani ada mutfağa geldiğiniz zaman bakın, şöyle düşünün kendinizi. Yemeğinizi yaptınız, açtınız, ettiniz, elinizi yıkadınız, döndünüz. Arkadaşlarınızla sohbet etmeye devam ediyorsunuz. Size bir güzel bir şey daha göstereyim yine teknede. Şu taraftan baktığın zaman bayağı güzel çalışan devasa iki tane buzdolabı var. Yani neredeyse bir ev standardında konforlu. Şuraya doğru ilerlediğimiz zaman teknenin sahibisiniz. Bu dediğim gibi bu tekne muhtemelen bir charter için değil de kendi kullanımı için tercih edilmiş. İçeri girdiğiniz zaman kocaman bir kabin görüyorsunuz. Aynalı, devasa. Bu arada kendimizi de görebiliyoruz. Bu videoyu sağ olsun Cansu çekiyor benim için. Devasa bir hatch var. İçerisi çok aydınlık, ferah. Arzu ederseniz burayı kapatabiliyorsunuz. Bu sayede hani gece uykunuzda benim gibi uyku probleminiz varsa bundan kurtuluyorsunuz. Burada bir banyomuz var. Yine bu tarafa geldiğiniz zaman saklama alanları söz konusu. Ve son olarak size şu devasa banyoyu da göstereyim. Yani devasa diyorum ama küçümsemeyin. Bayağı bildiğiniz komple oturma düzeni kadar bir banyoda söz konusu. Evet, Fransız Dufour'un standında 41'i gezdik ve peşinden de 530'u gezdik. Dediğim gibi artık tekne markaları, yelkenli markaları da elektrikli tekneler konusunda, en azından elektriğin kullanımı konusunda iyi aşamalar kat ediyorlar. Daha fazla tekne göreceğiz böyle. Dediğim gibi Dufour da Türkiye'de Turmarine tarafından temsil ediliyor. Merak ediyorsunuz. Kendi web sayfalarından detaylı bilgileri de alıyor olabilirsiniz. Hoşça kalın.